İyi akşamlar, Line TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'ndan CHP liderine biri onu çimdiklesin çıkışı geldi. Bursa medya temsilcileriyle buluşan Çavuşoğlu, Suriyeliler ülkelerine geri dönsün açıklamasını değerlendirirken eleştiri yağdırdı. Bursa'da 2011 yılında milletvekili olmasıyla siyasi arenaya katılan Hakan Çavuşoğlu, kısa bir süre önce başbakan yardımcısı oldu. Görev alanları arasında yer alan Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile ilgili Bursa'daki medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kalabalık katılımlı toplantıda öne çıkanlar, medya mensuplarının mesleki sorunları, Bursa'da yapılan yatırımlar ve yatırım planlarıyla kentin geleceğiydi. Değerli medyacılar, hepiniz hoş geldiniz. Siyasi gelişmelerle ilgili soruları da kabul eden Çavuşoğlu, Bursa'ya atanacak AK Parti Bursa İl Başkanı ile ilgili sorulan ısrarlı sorulara isim bazında bir yanıt vermedi, genel merkezde çalışmalar sürüyor dedi. Kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu olan ve Yunanistan'da doğan Çavuşoğlu'nun CHP liderinin Suriyeliler gitsin açıklamalarına yanıtı dikkat çekiciydi. 1989'da yüz binlerce Bulgaristan göçmeni soydaşımız buraya sığındı. Onlarla ilgili de mi geri dönsün diyecektiniz? Tarihten bu yana ta İspanya'daki Endülüs Müslümanlarının Engizisyon mahkemelerinde yargılandığı sırada buraya elini uzatan biz olduk. Gene İspanya'da Yahudiler din değiştirmeye zorlanırken dinlerini özgürce, inançlarını özgürce yaşamaları için kendilerine açılan kapı gene biz olduk. Sonra Avrupa'daki mezhep savaşları sırasında kanlı çatışmalar yaşanırken Hristiyanların sığındığı ülke gene biz olduk. Kılıçdaroğlu'nun siyasi anlamda şikayet hastalığına tutulduğunu savunan Başbakan Yardımcısı onu biri çimdiklesin dedi. Maalesef bir akıl tutulması yaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Vicdansızlıktır. Suriyeliler zaten yeterli şartlar haiz olduğunda zaten gideceklerdir. Çünkü onların ülkesi orası. Onların doğup büyüdükleri yer orası. Ama bunu toplumumuzu da sinir uçlarına dokunacak şekilde bir sorun alanı olarak göstermek için bunu dahi bir siyasete malzeme etmek suretiyle bir yaklaşım ortaya koyması hakikaten bir akıl tutulması, tekrar söylüyorum. Kılıçdaroğlu'na birisi çimcik atsın arkadaşlar. 12 bini aşkın Suriyeli Kurban Bayramı için ülkelerine gitti. Öncü Pınar sınır kapısında adeta izdiham yaşandı. Öncü Pınar sınır kapısında bugün izdiham yaşandı. Yaklaşık 12 bin Suriyelinin Fırat Kalkan Harekatı'yla huzur, barış ve güvenliğin sağlandığı Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve Elbap bölgelerine gidişi sürüyor. Biz Türkiye'ye çok teşekkür edik. İşte bizi Suriye saldığı için anamızı babamızı görmeye gidik. Çok teşekkür ederim memlekete. İşte anamızı babamızı özlemiştik, oraya gidik. İşte abilerimiz orada, işte babamız orada. Çoktan benim görmedik kendileri, görmeye gidik yani. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Türkiye'de sadece Kilis'in Öncü Pınar sınır kapısı üzerinden geçiş yapabiliyor. Bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi yaşarken, görevlilerin müdahalesiyle geçişlerin 6. gününde izdihamın önüne geçilmeye çalışılıyor. Tam 44.322 Suriyeli, Kilis Valiliği online randevu sisteminden geçiş için gün aldı. Günde ortalama 3000 Suriyeli ülkesine geçiş yapıyor. Terör operasyonları sürüyor. Van'ın Gürpınar ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirilirken Diyarbakır Hani'de bir terörist ölü ele geçirildi. Çermik ilçesinde ise 4 PKK sığınağı imha edildi. Van Gürpınar'da gerçekleştirilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Harekatta 2 M16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 roket atar, 1 tabanca, 320 adet M16 piyade tüfeği fişeği, 5 roket atar mühimmatı, 8 el bombası, 1 araç telsizi, 1 gece görüş dürbünü, 1 kamera, 1 güneş paneli ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kırım köyündeki Keltepe mevkiinde düzenlenen operasyonda ise PKK'lı bir terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Çermik ilçesinde ise terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak imha edildi. Operasyonda terör örgütüne ait mühimmat, yaşam malzemesi ve uyuşturucu ele geçirildi. Bulunan yaşam ve giyim malzemeleriyle Hint keneviri, savcılığın talimatıyla olay yerinde imha edilirken silah, mühimmat, örgütsel döküman ve uyuşturucu ise muhafaza altına alındı. Narko terörizmle mücadele kapsamında Lice ilçesi Daralan köyü mülki sınırları içerisindeki 3500 metrekarelik alan içerisinde 14.650 kök kenevir bitkisi, 61.160 gram uyuşturucu madde ile geçirildiği ve olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı, bir şüphelinin de arandığı belirtildi. Türkiye o görüntüleri unutmadı. O dehşete tanıklık edenler söylenenlerin en yakınlarıydı. Kına gecesi katliamının yaşandığı sokaktan geçerken onlar her gün bir kez daha yaşıyorlar o kabus gününü. 57 kişinin öldüğü Gaziantep'teki terör saldırısının ilk yıl dönümüydü bugün. Beybahçe mahallesinde hüzün vardı. Saldırının üzerinden bir yıl geçti. Patlamada yakınlarını kaybedenlerin ailelerinin acısıysa hala taze. Gaziantep'te geçtiğimiz 20 Ağustos tarihinde kına gecesine hedef alan terör örgütü DAEŞ'in canlı bomba saldırısı sonucu çoğunluğu çocuk 57 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının ilk yıl dönümünde yakınlarını kaybedenler ilk günkü gibi yaşıyor acılarını. Hep ben oğlumu görüyorum. Hep ölümü, gözyaşları görüyorum. Vahşeti görüyorum. Yüreklerini yakan ortada bir suçlu ya da cezalandırılanın olmaması. İsyanımız budur. Halen çocuklarımızın failleri yakalanmadı. Biz devletten, yetkililerden bunu yapan alçakların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bu coğrafyada artık masumlar ölmesin. Yani babaların feryatlarını artık duymak istemiyoruz. Anaların gözyaşları olmasın. Patlamada hayatını kaybeden Ahmet ve Murat Kalay'ın abi Niyazi Kalay ise bu sokağı görmek istemediğini söyledi. Bir yandan oldu patlama. Ben gözümü açtım zaten hastanedeydim. Bu sokaktan geçmek hiç istemiyorum. Acıyı en yakınlarında yaşayanların çoğuysa artık burada değil. Büyük çoğunluğu başka yerlere taşındı. Diğer mahalleliler de evlerini satmaya çalışıyor ancak terörle anılan sokaktan kimse ev almak istemiyor. Bir yıldır benim çocuklarım gece boyunca uyuyamadılar. Her gün kalp psikolojileri kalmadı. Hani bütün parçalar, bütün etler üzerimize döküldü damga. Yani o da budur. Ben 13 yaşındaki oğlum gece gündüz ağladı. Geceleri yatıp sabah kadar bugün gene bağladı. Satılmadı da bomba patladı diye kimse alan da yoktu. Benim çocuklarım perişan. Devlet bir el atsın. Düğünleri kana bulanan Nurettin ve Besna Akdoğan çiftinin de evlerini sattıkları ve mahalleden ayrıldıkları öğrenildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları sabahın erken saatlerinde Yeşilkent Mezarlığı'na giderek dua okudu. Irak Başbakanı İbadi, Tel Afer'i geri alma operasyonunun başladığını duyurdu. وَاَقُولُ هَالِ الدَّوَاعِشِ بِاَنْ لَا خَيَارَ لَكُمْ اِلَّا الْاِسْتِسْلَامِ اَوْ الْقَتْلِ Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sabah karşı Irak Devlet Televizyonu El Irakiye TV'de bir açıklama yaparak, Musul'a bağlı Türkmen Tel Afer kentini terör örgütü IŞİD'den geri alma operasyonunun başladığını duyurdu. İbadi konuşmasında teröristlere seslenerek, teslim olmazsanız sonunuz ölümdür. Daha önce girdiğimiz tüm savaşları kazandık ve bu zafer yürüyüşüne Tel Afer'de de devam edeceğiz dedi. Tel Afer operasyonuna katılan güçlere de değinen İbadi, Irak askerleri, anti-terör timleri, federal polis güçleri ve Haçlı Şabi operasyonda yer alıyor bilgisini verdi. Irak ordusundaki yetkililer başlaması an meselesi olan Tel Afer operasyonuna yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağını ifade etmişti.
Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tel Afer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DAEŞ'in elinde bulunuyor. Zonguldak'ı 26 Ağustos 1931'de ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ilk ayak bastığı yerde çiçek takdim eden 5 yaşındaki Ayten Alper'in heykelinin elindeki çiçek kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos'ta Atatürk'ün kente gelişinin 85. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenle gerçekleştirilmişti heykelin açılışı. Biz de onu anımsatmak adına uzun yıllar burada Zonguldak var olduğu sürece bu da kalacaktır burada. Heykeli yaptırmayı düşündük. Hanımefendi inşallah mutlu olmuştur ailecek. Yıl dönümüne günler kala heykeldeki çiçek kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılırken dekoratif amaçlı konulan kömür parçaları da çevreye dağıtıldı. Heykele yapılan saldırı ilde tepkiyle karşılandı. Yani bence saygısızlık gibi geliyor. Yani saygısızlık. Millet değerini bilmiyor bunların. Böyle işte bizim milletimiz. Yani yazık günah, bak kömürleri yaymışlar buralara doğru atmışlar. İçim burkuldu, içim burkuldu. Yani bir eser yapılıyor, sahip çıkılacağına ve de bir de özelliğini bilse, vatandaş bilse özelliğini de bunun niçin buraya konuldu, bu elinde tutulan çiçekler kime sunuluyor, bu güneş altında, bu deniz kenarında eğer sağlıklı bir şekilde soyadımız Türkçe ise bu çiçeği verenin karşısında bulunan insana borçluyuz onu. Bunun özelliğini bilseler kılına dokunmazlar, her gün gelip de tozlarını silerler. Belediye Başkan Vekili Cevat Bulut'sa yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, kırık olan kolu tekrar yaptırıp heykeli eski haline getireceklerini söyledi. 91 yaşında olan Ayten Alper, 26 Ağustos 1931'de 5 yaşındayken Zonguldak'a gemiyle gelen ve limandaki iskeleden karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü "Hoş geldin Gazi babam" diyerek çiçekle karşılamıştı. Dün de Diyarbakır'da Atatürk anıtına çekiçle saldırıp zarar veren zanlı tutuklandı. Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çekiçle saldıran ve heykele zarar veren İbrahim Yeşil, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yeşil'in sorgusunda "Atatürk heykelini put olarak gördüm ve Allah rızası için eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Savcılık ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinde de aynı ifadeyi veren saldırgan, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir'de iki genç kızı taciz eden ve dün serbest bırakılan iki şahıstan biri savcılığın yakalama kararıyla tutuklandı. Yılan hikayesine dönen İzmir'deki taciz olayında şüphelilerden biri son olarak savcılığın verdiği yakalama kararıyla tutuklandı. Olay 10 Ağustos'ta Alsancak'ta yaşanmıştı. Seray Gürer ve Derya Kılıç yolda yürüdükleri sırada motosikletli iki kişi tarafından taciz edildi. Taciz olayı genç kızların polise şikayetiyle daha da ilginç bir hal aldı. Genç kızlar şikayetçi olmak için başvurdukları polisler tarafından da darp edildi. Taciz olayının ardından mobese görüntülerinden tespit edilen iki kişinin Onur G. ve S.Ç. oldukları öğrenilmiş, S.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından Onur G. ise sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmıştı. Bugün savcılığın tekrar yakalama çıkardığı iki şahıstan Onur G. tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdurların şikayetçi olduğu polis memurları hakkındaki soruşturmaya devam edildiği bilgisini paylaştı. Antalya'da 4 kişi gittikleri restoranda gelen 700 liralık hesaba itiraz eden taksi şoförü çalışanlar tarafından dövülerek öldürüldü. Olayın ardından kayıplara karışan 4 şüphelisi aranıyor. Korkunç cinayet Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Taksi şoförü 28 yaşındaki Yahya Zağlı, eşi ve iki arkadaşıyla bir restorana yemek yemeye gitti. Gelen hesabı görünce de itiraz etti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine restoranın 4 çalışanı iddiaya göre tekme ve yumruklarla saldırdıkları Zağlı'ya sopalarla da vurdu.
Boynu ve kaburgaları kırılan, birçok yerinden aldığı darbeler nedeniyle de yaralanan zağlı yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine restorana sağlık ekipleri sevk edildi. Buradaki müdahaleden sonra hastaneye götürülen zağlı yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından zağlının cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Zağlının cenazesi otopsiden sonra toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Amasya'da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmından gelen yanık kokusunu fark eden otobüs şoförü 40 yolcuyu ölümden kurtardı. Tahliye sonrası alev alan otobüs küle döndü. Şoförün dikkati 40 yolcuyu ölümden kurtardı. Amasya'nın Merzifon ilçesi Samsun-İstanbul Karayolu Kayadüzü mevkiinde dün gece Tokat'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü Aslan Özen seyir halindeyken birden yanık kokusu aldı. Bunun üzerine otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden Özen hemen kapıları açarak 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların dışarı çıkmasının ardından alevler otobüsün tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Küle dönen otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle İstanbul'a götürüldü. Konya'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 20 kişi hastanelere kaldırıldı. Konya'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın bodrum katından çıkan alevler paniğe yol açtı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplarken binada mahsur kalan ve aralarında yeni doğmuş bebeklerin ve yaşlıların da bulunduğu 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalanlar neyse ki itfaiye erlerinin anında müdahalesiyle itfaiye merdivenlerini alınarak aşağıya indirildi. Bir vatandaş ise duruma isyan etti. Bu apartmana kim ruhsat vermiş? Niye yangın merdiveni olmayan apartmana oturtmuşlar insanları? Yazık değil mi bu insanlara? İki saattir böyle hepimiz heyecanlıyız, korkuyoruz. Bir şey mi oldu diye. Yani belediyenin suçu. Ruhsat vermesinler. Yangın merdiveni olmayan. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede çalışması sonucu söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Tunca Nehri adeta çöle döndü. Sıcakların bastırmasıyla birlikte 150 metreküp olan nehrin seviyesi 3'e kadar düştü. Vatandaş gördüğü manzara karşısında tedirgin, çiftçi ise mağdur. Vatandaş artık nehir yerine çöle dönüşen bu manzaraya bakıyor. Hava sıcaklığının 35 derecelerde seyrettiği kentte aşırı sıcak ve buharlaşma nedeniyle Tunca Nehri dip seviyesine düştü. 150 metreküp seviyesinde taşan Tunca Nehri yaz sıcaklarının ardından 3 metreküpü gördü. Daha önceden geldiğim zaman burası çok güzeldi. Fakat şimdi yine geldik ama bakıyoruz kurak, yani su yok, bir şey yok. Eski hali yok yani şu anda. Onun da sebebini de bilemiyoruz ne olduğunu. Edirne'de etkili olan sıcaklar çiftçileri mağdur ederken 2 aydır yağış almayan kentteki Arda, Meriç ve Tunca nehirleri de kuruma noktasına geldi. Nehrin büyük bölümü yaya olarak gezilebilir durumda. Debinin en düşük seviyeye ulaştığı Bosnaköy köyü yakınlarındaki nehir yatağındaysa fotoğrafçılar nehrin ortasına kadar yürüyerek fotoğraf çekti. Edirne'de en son geçen Temmuz ayı başında kısa süreliğine dolu ve sağanak yağmur yağışı görülmüştü. Meteoroloji verilerine göre 36 derece olan hava sıcaklığı pazartesi günü yaklaşık 5 derece düşecek. 2 gün aralıklarla sağanak yağmur görülecek. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde dronlu uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ormanlık alana ekili 1830 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri yakılarak imha edilirken ekimi yapanlar aranıyor.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Orhan Gazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri orman içinde uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Havadan drone, karadan jandarma özel timi ve uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda kamu arazisine dikilen 1830 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler ilçe tarım müdürlüğünde inceleme için numune alındıktan sonra yakılarak imha edildi. Ormanlık alana kenevir eken şüphelilerin yakalanması için soruşturma sürdürülürken, ekilen kenevirlerin piyasa değerinin 457 bin lira olduğu belirtildi. Bursalı antika severler Bursa Antikacılar Derneği'nin düzenlediği antika mezatında buluştu. Gramofondan fotoromanlara, eski kap ve çanaklardan plaklara. Her çeşit antika eserin açık arttırmayla satıldığı mezatta antika severler en nadide parçaları alabilmek için kıyasıya mücadele etti. 30'u var mı arkadaşlar? Yoksa 25'e sat. 50 numara. Fiyatları 10 liradan binlerce liraya kadar çıkan antika eşyalar her yaştan antika sever tarafından satın alındı. Dernek yararına yaptığımız bir faaliyet burası. Burada amacımız antika işini şeffaflaştırmak. İnsanlar yani bir dükkana gittiği zaman 300-500 değil de biz burada genelde mesela ürünleri tekliften açıyoruz. Teklif dediğimizde 5 lira fiyat oluyor. Herkes bütçesine göre, kesesine göre veya merakına göre ürünleri topluyor. Şu ana kadar buraya katılan insanlar memnun. Her ayın 3. cumartesi Bursa Antikacılar Derneği tarafından Podyum Park'ta düzenlenen Podyum Antika Mezatı, Bursalı antika severleri yeniden bir araya getirdi. Uludağ yerli ve yabancı turistlerin yazın da gözdesi. Sıcak havalardan bunalan turistler serinlemenin keyfini çıkarıyor. Tatil için Bursa'yı seçen yerli ve yabancı turistlerin en çok zaman harcadıkları mekanlardan biri de Uludağ Zirvesi. Teleferikle ormanı ve Bursa'yı kuş bakışı izlemenin keyfini çıkaran vatandaşlar zirvede serinliği ve güneşi bir arada yaşıyor. Uludağ'ı gezmeye ziyarete geldik. Hoşumuza gitti. Sıcaklarda işte serin güzel oluyor. Çok güzel hakikaten. Uludağ'a gelen Arap turistlerin gözdesi ise papağan ve köpekler oldu. Fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler. Yazın gelen turistlerin, özellikle Arapların, kısmen olsa da papağanla ilgisi var. Kuveytli, Katarlı, Dubai'li insanların buraya gelmeleri bizim için daha iyi oluyor tabii ki. Halk otobüsü şoförünün de düğün konvoyu böyle olur dedirten bir görüntü geliyor Bursa'dan. Düğün için halk otobüsü süslendi. Konvoyda en önde düğün arabası yapılan halk otobüsü gitti. Otobüslerde numaraların yazıldığı ön bölümde ise "Mutluyuz, evleniyoruz" yazıyordu. Bursa sokaklarında bu anlara tanıklık edenler şaşırdı. İlk kez bir halk otobüsü düğün arabası olarak görüldü. Otobüste tanıştığı Kübra Karatepe ile evlenen 5 yıllık şoför İsmail Düş, otobüsünü düğün arabası yaptı. Çift otobüste başlayan hikayelerini ise büyük bir mutlulukla anlattı. Eşimle beraber bu kararı verdik. Kendim de özel halk otobüsü şoförüm, ayrıyetten sahibiyim. Böyle bir değişiklik aklımıza geldi. İnsanlara tebessüm ettirmek. Mutluyuz. Çok tebessümle karşıladılar, sevindiler, değişiklik olduğunu ilettiler. Güzel bir değişiklik olduğunu söylediler yani. Nasıl diyeyim? Birazcık otobüsle olur gibi oldu. Ama dışarıda tanıştık. Otobüsle de pekiştirdik. Otobüs fikri ikimizin ortak fikriydi. Yani insanları tebessüm ettirmek istedik. Biraz da gırgırına yani. Bursa'da bir armut ağacında yetişen kuş görünümlü armut herkesi hayretler içinde bıraktı. Armuttan kuşun gagası ve gözleri bile belli oluyor. Evet. Allah'ın takdiri ya. Armut kuşa benzetmiş. Tek bir parça armut. Kuş şeklindeki bu armut görenleri epey şaşırttı. Allah'ın hikmeti. Bursa'nın Gürsu ilçesinde armut hasadı yapılırken bir işçi tarafından görüldü ilginç armut.
Haber vermesiyle tarla sahibi de bölgeye geldi. O da gözlerine inanamadı. Hiç görmedim, hiç görmedim. Duyan da, yani duymadım bile. Arkadaşlar yani şaşırıp kaldılar, dondular diyelim. Yani gerçekten öyle bir şeye şahit olduk, gördük gözümüzle. İnanamadık yani. Gagası ve gözleri bile olan armut, tombul yeşil bir kuşa benziyor. Artvin'de Borçka Baraj Gölü kenarında gençlerin hattında tavla çılgınlığı ilginç görüntülere sahne oldu. Artvinli gençler Kadir Çakıcı ve Ertuğrul Deniz her zaman karada oynadıkları tavlayı bu kez zipline hattında oynamak istedi. Zipline'a binen gençler ortalarına aldıkları tavlayı 385 metre gidiş, 375 metre geliş mesafesi boyunca oynayarak farklı bir keyif yaşadı. ...15 metreden başlayarak yer yer 20 metre yüksekliğe ulaşan çift tel sistemli zipline aynı zamanda bölgeye gelen turistlerin de ilgi odağı. Bu hattı tavla oynayarak değerlendiren ve telefonlarıyla çektikleri görüntüyü sosyal medyaya aktaran gençlerin paylaşımı büyük ilgi gördü. Ve bu haberle bülteni sonlandırıyoruz. WhatsApp hattımız 533 953 2501. İyi akşamlar, hoşça kalın.